Saatler sürecek uçak yolculuğumuz başlıyor. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıracağız. Uzak Doğu Asya'ya gideceğiz ve Malezya'ya gidiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Bir Devre Alem programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Burası İslam medeniyetinin Pasifik Asya'nın merkezi dediğimiz Uzak Asya'daki en önemli noktası. Burası Malezya. Değerli izleyenlerimiz, İslam medeniyeti buraya 100 yıllar önce gelmişti. Hindistan'daki Türk hanedanlıkları döneminde Horasan erenleri, alim ve dervişlerin buraya gelerek İslam medeniyetini buraya getirdiğini biliyoruz. Her ne kadar tarih kitaplarında tüccarlar tarafından getirildiği söylense de Türk hanedanlığı döneminde 700 yıllık bir Malez Türk dostluk işbirliğini görüyoruz. 1511 yılında da Osmanlı ile Malaylar arasındaki ilişkinin olduğunu ve Osmanlı yöneticilerinin, Osmanlı askerlerinin buraya geldiğini biliyoruz. Sözü uzatmayalım. Değerli izleyenlerimiz, arkamızda Malezya Cumhurbaşkanlığı'nın yeşil binasının önünden sizleri Malezya'ya götürüyor. Devre Alem farkıyla, Malezya belgeseliyle Malezya'dan karşınızdayız. Malezya, Güneydoğu Asya'da yer alan, Doğu ve Batı olarak iki kara parçasına ayrılmıştır. 13 eyaletten oluşan parlamenter monarşi ile yönetilen federal bir devlettir. Malezya'da 878 tane ada bulunmaktadır. Başkenti Kuala Lumpur'dur. Malezya'nın nüfusu 33 milyondur. Kişi başına milli gelir ise 30 bin dolardır. Dünyanın birçok ülkesinde motorlar kullandık, araçlar kullandık. Malezya'da da bu motoru çalıştırmak varmış. Evet, merhabalar. Okay, thank you. Türkiye selam. Assalamu alaikum. Malezya'nın yüz ölçümü toplam 330.836 km2'dir. Ülke anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Kral 5 yılda bir değişmektedir. Etnik Malezyalılara Malay denmektedir. Yerli halk için ise toprağın oğulları manasına gelen Bumiputra kelimesi kullanılır. Malezya'nın resmi dili Malayca'dır. Fakat sömürge dili olan İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır. Halkın ana dil olarak kullandığı tam 140 dil vardır. Resmiyette Müslüman olan ülkede Budizm, Hinduizm ve çeşitli dinler yaşanmaktadır. Başladığımız yerde bitiyor. Kanal boyunca iki tane büyük cami var. Bu camilerin bir tanesi 20 bin kişilik. Tabi buradaki nüfus şu an 130 binlerde. İnsanlara yerleşim alanları da açmışlar. Hedef burayı 500 bin nüfusa ulaştırmak. Burası bir kısmı doğal, bir kısmı yapay. Ama çok son derece sade, tamamen yeşil, doğayla iç içe, yapay bir göl dedik ama içinde 36 çeşitli balığın bulunduğu ve burada yaşayan insanlara sağlık merkezleri, sosyal aktivitelerle milli ve manevi duygularını unutmayarak yaşamayı tavsiye eden ve halkına bunu hatırlatan bir merkez olmuş. Tabii bu örnekte bütün Malezya'ya yayılıyor.
Çünkü burası aynı zamanda dediğimiz gibi yönetim merkezi. Gerçekten muhteşem cami ve göz gönül ziyafeti sunuyor bu güzel cami. Ve tabii buraya kadar gelmişken camiyi de bir ziyaret edeceğiz. Caminin içerisini birlikte gezeceğiz. Bakalım ne kadar güzel şekilde yapılmış. Malezya'daki bir hanımefendi tarafından mimarisi çizilen muhteşem bir caminin önündeyiz ve camiye giriyoruz şu an. O muhteşem caminin içerisindeyiz ve öğle vakti Türkiye'den gelen ekip olarak namazımızı eda edeceğiz. Şöyle hatıra olsun diye de güzelce çektik. Türkiye'ye selam. Esselamu aleyküm Türkiye. Aleyküm. Ve aleyküm selam Malezya. Malezya 14 eyaletten oluşuyor ve her eyaletin bir bayrağı var. Gördüğümüz gibi o bayraklar nazlı nazlı dalgalanıyor Cumhurbaşkanlığı binası önünde. Mutfak kültürü önemli. Tabii Malayların ne tür yemekler yediğini, mutfak kültüründe neler olduğunu, o yemek kültürünü de bir görelim dedik. Sizler adına hem yemek yiyeceğiz hem de o yemeklerin belgeselini çekeceğiz. Bambu ağacının yaprağında marinelenmiş balık. Kendimize güzel bir sofra hazırlamaya çalıştık. Malezya'ya özgü Malay mutfağının en güzel yemeklerinden. Ama en ilginç olanı da bambu yaprağına sarılmış balık türü. Şöyle bir tadına bakalım. Bambu yaprağı içerisinde pişirilmiş. Burada farklı yemek türleri var. Hele çorbası çok güzel. Daha çok sebze ağırlıklı, et ağırlıklı, balık ağırlıklı mutfağa sahip Malaylar. Eğer Malezya'ya gelecek olursanız hiç endişe etmeyin. Singapur gibi diğer uzak doğu Asya ülkelerinde olduğu gibi kesif bir soya yağı kokusu yok ve rahatlıkla yiyebileceğiniz yemek türleri var. Efendim afiyet olsun bizlere. Sizlere de iyi seyirler Malezya'da. Göz gözü görmüyor yağmurdan. O şimşek çakıp gök gürültüsü ve şırıl şırıl yağan o yağmuru bizdeki bütün yorgunluğu attı gitti. Adım adım geziyoruz. Dur durak bilmiyoruz. Devralemle dünyayı turluyoruz. Burası Pasifik, Uzak Asya. Kendi ifadeleriyle Gerçek Asya. Gerçek Asya'nın başkentindeyiz. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur. Anladınız mı ben? Hemen arkamızdaki restoran da buranın tarihi restoranlarından birisi. Bize sürpriz yaptılar. Müzik, halk dansları topluluğu bizim için gösteri sunacak. Evet, Kuala Lumpur'dayız.
Malezya'da çeşitli kültür ve ırklara ait müzikler bulunmaktadır. Malezya müzik türü klasik müzik olarak ele alınır. Geleneksel Malay müzik ve sahne sanatlarının çoğu formları Hindistan, Çin, Tayland ve Endonezya'nın etkisiyle ortaya çıkmıştır. Müthiş bir gösteri sergilediler ve hem ülkelerini tanıttılar hem de turistleri burada ağırladılar. Birbirinden farklı gösterilerle gönüllerde tatlı. Geleneksel vurmalı enstrümanlar genellikle doğal malzemeden yapılmıştır. Malezya'da müzik geleneksel olarak hasat gibi yaşam döngüsü olaylarını kutlamaktadır. Malezya'nın başkentinde göze çarpan kuleler, dünyanın en yüksek kuleleri olma özelliğine sahip. 451 metre yüksekliğinde olan kuleler, beton ve çelikten üretilmiştir. Malezya, ekvatoral iklime sahiptir. Ocak ve Mayıs aylarındaki yağışlar, ülkenin nem miktarını %80'lere kadar yükseltir. Alçak yerlerde günlük sıcaklık 21 derece ile 32 derece arasındadır. İklimin başlıca özellikleri sıcaklık, nem ve rutubettir. Ülkenin %70'ini kaplayan tropikal ormanları vardır. 6000 çeşit ağaç cinsi bulunmaktadır. Bu ağaçlardan bazıları 45 metreye kadar büyüyebilir. Değerli izleyenlerimiz, muson yağmuru ve müthiş bir anda yağdı. Ortalık gayet güzel, sakin bir havaydı. Ama yağmur gelince millet hemen üşüdü, birkaç yeri de kaçar oldu. Burası Malezya. Ekvator'a yakın nokta ve müthiş güzellikler var. Son yağmurlarını şöyle tespit etmiş olduk ya, muson yağmurlarında yaşıyoruz. Gerçekten dünyada en çok yağış alan bölge. Malezya'da tropikal yağmurda ıslanmak da ayrı bir güzellik. Tabii bu yaprak aynı zamanda şemsiye görevi de görüyor. Ama tropikal iklim olduğu için ve hava 33 derece olduğu için üşümüyoruz. Serinleyen bir yağış oluyor. Bu yağışlar esasında havayı rahatlatıyor. Bizim oradaki yağmurlar gibi değil, farklı bir yağmur. Herkesin gelip bu ortamı yaşaması lazım. Ağaç ve orman sevgisini Malezyalılar daha küçücük yaşta çocuklarına aşılıyorlar. Biz bu parka geldik ve minicik geleceğin gençleri olan hanımefendileri, beyefendileri burada ağaç sevgisini yaşamak için parkı ziyaret ediyorlar ve parkı geziyorlar. Türkiye'ye selam! İzleyenlerimiz, dünyanın dört bir tarafını gezdiğimizde maalesef öyle kurak ülkeler var ki aylarca yağmur yağmayan ülkeler biliyoruz. Bir damla yağmur için yağmur duasına çıkıyoruz değil mi Anadolu'da? Burada ama müthiş. Birden yağıyor. Hele Malezya'ya geldiğimiz akşam gök gürültüsü şimşekler çaktı ve gökten adeta boşalırcasına yağmur yağarken bize de hoş geldin dedi devre alem ekibi olarak.